Yerli ve milli teknolojilerle gücüne güç katmaya devam eden Türkiye Cumhuriyeti'nin insansız hava aracı teknolojisinde sahip olduğu bilgi birikimi ve tecrübeyi, donanmasının da kuvvetine eklemek için başlattığı insansız deniz aracı projelerinden birbiri ardına müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. Bir yanda Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı Ulak Sida, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girmeye hazırlanırken, Aselsan ve Sefine Tersanesi tarafından geliştirilen Marlin Sida'dan büyük bir müjde geldi. Aselsan ve Sefine Tersanesi iş ortaklığı arasında yapılan sözleşme kapsamında geliştirilen Marlin silahlı insansız deniz aracı, ileri seviye bir yetenek adımına daha imza attı ve Türkiye'nin yeni Sida'sı Marlin, katı yakıtlı kuzgun seyir füzesini ateşledi ve böylece bir Sida'dan ilk defa güdümlü füze atışı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir, Türkiye'nin insansız deniz araçlarıyla gerçekleştirdiği yeni testin görüntülerini yayınladı. İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Marlin'den katı yakıtlı kuzgun seyir füzesinin atışıyla bir Sida'dan ilk defa güdümlü mühimmat atışı gerçekleştirildi. Bu alanda en ileri seviyeye gitmeye kararlıyız ifadelerini kullanan Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Türkiye Cumhuriyeti'nin geliştirdiği teknolojilerle bu alanda da zirveyi hedeflediğinin altını çizdi. Aselsan ve Sefine Tersanesi tarafından geliştirilen Marlin Sida, Türkiye Cumhuriyeti'ne otonom, keşif, istihbarat, su üstü harbi, su altı harbi, üs, liman, kritik tesis ve yüksek değerli yüzen platformların korunması gibi görevlerde kullanılacak müthiş bir platformu kazandırmayı hedefliyor. TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen Kuzgun KY katı yakıtlı seyir füzesini ateşleyen Marlin, gerçekleştirilen testte hedefi 12'den vurmayı başarırken, seyir füzesinin ateşlenme testini izleyen yetkililer Marlin Sida'nın performansıyla büyülendi. Türkiye'nin bugüne kadar ürettiği en gelişmiş insansız deniz aracı olan Marlin, uzaktan komutalı silah, elektrooptik keşif gözetleme, radar, karıştırmaya dayanıklı GPS sistemi, elektronik taarruz ve milli yazılım sistemleriyle donatıldı. Marlin'in elektronik harp başta olmak üzere sahip olduğu imkan ve kabiliyetlerin arkasında Aselsan yer alırken, tekne imalatı ise Sefine Tersanesi tarafından tamamen yerli ve milli kaynaklarla geliştirildi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı koordinasyonunda Aselsan ve Sefine Tersanesi işbirliğinde yerli ve milli kaynakların azami derecede kullanılmasıyla geliştirilen ve üretilen Marlin silahlı insansız deniz aracı, daha önce Portekiz'de gerçekleştirilen NATO tatbikatına katılmış ve NATO komutanlarının ağzını açık bırakmıştı. Dünyada elektronik harp kabiliyetine sahip ilk insansız su üstü aracı unvanına da sahip olan Marlin Sida, kıyı ve açık denizde savunma ve taarruz maksatlı deniz harbi operasyonlarında kullanılmak için birbirinden özel silah ve faydalı yük taşıyabiliyor. Özel gövde tasarımı sayesinde en zorlu deniz koşullarında dahi görevini yerine getirebilen Marlin, farklı gövde formlarıyla operasyonel ihtiyaçlar doğrultusunda güdümlü füze, hafif torpido, 12.7 mm top, elektronik taarruz, elektronik destek, sonar menzilinin genişletilmesini sağlayan sonoboy, çekili dizin sonar sistemleri gibi farklı faydalı yükler taşıyabiliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girmek için artık yavaş yavaş test aşamasına geçen Marlin, yerli ve milli kaynaklarla üretilmiş en güçlü silahlı insansız deniz aracı olarak göreve başlayacak. Türkiye Cumhuriyeti'nin milli kaynaklarla geliştirdiği Marlin Sida, insansız kontrol sistemi ve seyir sefer altyapısıyla oldukça üstün kabiliyetler sunuyor. Bu yapı, farklı sensörleri kabul ederek farklı görevler için modüler olarak değiştirilebilen, gerektiğinde yapay zekayı kullanarak ileri seviye otonomiyi sağlayabilen bir sistem olarak tasarlandı. Yerli ve milli kabiliyetlere sahip olan Marlin, teşhis, tespit görevleri ve sürüş sırasında görüntü desteği görevlerini icra edebiliyor. Milli kaynaklarla geliştirilen ve tüm lisans hakları Türkiye Cumhuriyeti'ne ait olan Marlin'in inşallah bu senenin sonuna doğru Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girmeye hazır hale gelmesi beklenirken, Türkiye'nin silahlı insansız deniz aracı Ulak Sida ise önümüzdeki haftalarda şanlı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girmeye hazırlanıyor. Denizlerde
insansız ordu projesini başlatan Türkiye Cumhuriyeti, hava kuvvetlerinde kullanılan insansız hava araçlarına benzer bir şekilde küçükten büyük boyuta doğru insansız deniz araçlarını geliştiriyor ve birer birer envantere kazandırıyor. Türkiye'nin ilk insansız muharip deniz aracı olan Ulaksida, keşif, gözetleme ve istihbarat, su üstü harbi, asimetrik harp, silahlı eskort ve kuvvet koruma, stratejik tesis güvenliği gibi görevlerin icrasında karadan mobil araçla ve karargah komuta merkezinden veya fırkateyn gibi yüzer platformlardan kullanılabiliyor. Milli füze sistemleri üreticisi Roketsan tarafından sağlanan 4 adet Cirit ve 2 adet L-UNTAS füze sistemleriyle donatılan Ulaksida, farklı operasyonel harekat ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde füze sistemlerinin yanı sıra elektronik harp, jamming yani karıştırma gibi farklı tiplerde faydalı yükler ve farklı haberleşme ve istihbarat sistemleriyle donatılıyor. Bununla birlikte kendisiyle eş veya farklı yapıya sahip diğer SİDA'larla operasyon yapma, İHA, SİHA, TİHA'lar ve insanlı hava araçlarıyla müşterek harekat kabiliyetlerine de sahip olan ULAK, sadece uzaktan kontrol edilen bir insansız deniz aracı olmanın haricinde yapay zeka ve otonom davranış özellikleriyle üstün ve çağın ilerisinde yetenekler içeriyor. İnsansız deniz araçları alanında Ares Tersanesi ve Meteksan Savunma tarafından başlatılan projenin ilk fazı olan ve atış testleri başarıyla tamamlanarak seri üretim aşamasına geçmeye ramak kala bir noktaya getirilen ULAK ailesinin SİDA versiyonunun ardından istihbarat toplama, mayın avlama, denizaltı savunma harbi, yangın söndürme, insani yardım ve tahliye amaçlı insansız deniz araçlarının da üretimine başlanacak. Savunma sanayinde milli teknoloji hamlesini 20 yıldır devam ettiren Türkiye Cumhuriyeti, dünyada ilk kez gerçekleştirilen yenilikçi silah teknolojilerini birer birer tamamlayarak envantere almaya devam ediyor. Bugün Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı'nın koordinasyonunda 750'den fazla savunma sanayi projesini devam ettiren Türk savunma sanayi, Türkiye'yi 22. yüzyılın süper güçlerinden biri yapmak için gece gündüz demeden aralıksız bir şekilde çalışıyor diyelim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın lütfen.